Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, Trabzon'umuzun güzide yerlerinden Polderen'in doğduğu Tonya Erik Beyliği'nde kurulan açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere otelimizin yatırımcısı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili iş adamı Sayın Atilla Ataman'ı mikrofonu takdim ediyorum. Buyursunlar lütfen. Hayatımın en heyecanlı anı. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, değerli konuklarımız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, çok özet, birkaç cümleyle düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Bize inandınız, bize inandığınızda bizi teşvik eden İçişleri Bakanımız gelip buranın temelini attı. Ve bize şunu söyledi. Suna, Atilla, Sayın Cumhurbaşkanımız örnek ve doğru bir yayla tesisi istiyor diye emir buyurdular dedi. Emrinize uymaya çalıştık. Doğru işler yapmaya çalıştık. Yine fikir babalarından birisi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizdi. Önemli valileri, milletvekillerimiz. Ancak iki isim çok önemli. Her gördüğünüzde bize sordunuz. Ne yaptınız diye. Sayın Cumhurbaşkanım, bitirdik. Arz ederim. Burası Atili ve Silahlar'ın 29 yılına kiralanmış bir yer. Ancak prosedürde bazı sıkıntılar var. Bunu da size arz etmem lazım. Bu tür yerlerin bu kadar büyük yatırımla biz 24 milyon liraya imal ettik. Hiçbir teşvik ve katkı almadık. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Halk Bankamıza bize güvendiği için biz ülkemize ve size güvendik. Yatırıma girdik. Halk Bankası da bize güvenmişti. Buradan onu arz etmem lazım. Bir hakkın teslimidir. Bankamız, Milli Bankamız bize güvendi. Katkı verdi, destek oldu. İçişleri Bakanımız keza her seferinde, her badara düştüğümüzde aradık, söyledik. Orman Teşkilatı'nın ciddi katkılar oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun büyük moral ve desteği oldu. Efendim, saymakla bitirilecek gibi değil. Çok iyi şeyler gördük. Kalkınma Bakanımız Sayın Varan burada. Buradan yukarıya doğru olan yollarda gelen yollar, geldiğimiz beton yolda imkanları onlar sağladılar. Devlet her türlü imkanı veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Burada sitem edecek katkımız yok. Her türlü imkanımız var. Aradığımız şey yoldu ve yolumuz var. Doğal gazla geçiyor, istesek istifade edebiliriz. Su ve iklim zaten Allah'ın nimeti. Ben doğalgazda istasyon bedeli çok yüksek tuttuğu için istasyonları o yüzden alamadık efendim. Efendim, bize inandınız, güvendiniz ve kardeş dediniz. Ömür billah sizi mahcup etmeden, size karşı utanmadan bir hayatı ve bu işletmeyi sürdürmek kararındayız. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, şeref verdiniz. İyi ki teşvik ettiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mikrofon arz ediyorum. Buyurun sevgili arkadaşlar. Saygılar, hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Özellikle Atilla ve Suna kardeşlerime böyle bir girişimde cesur bir şekilde bulunmaları sebebiyle de kendilerini yine şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Gerçekten her girişimci bu tür yerlere adımı atmıyor. Ama burada gerek Atilla kardeşim, gerek Suna kardeşim hakikaten bu yaylada tüm yaylalara örnek olacak bir adım attılar. Ve şimdi yaylalarda da örnek mi arıyorsunuz? İşte size buyurun örnek. Gelin buraya bakın, buna göre yapın da bu yaylalarımız da tarumar olmasın. Oralarda bu güzelliği korusun.
Şimdi doğalgaz meselesi var. Bence tabii doğalgazı da hallettiği anda inanıyorum ki bu kurum çok daha güçlenmiş olacak. Şimdi herhalde odundan mı ısınıyorsunuz? Yani doğal. Ama tabii ki doğalgaz olduğu zaman benim torun doğal diyor. Ve bu doğalgazda da tabii burada inanıyorum ki işleri de daha kolay kılınacak. Ama hakikaten devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli, çok çok büyük. Ve şimdi buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabbim bir defa yolumuzu yolunuzu açık etsin. Amin. Ve tabii kazancınız bol olsun. Bizler de sadece Halk Bankası olarak değil, bakanlıklar olarak da inşallah sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. İçişleri Bakanım burada. Bir Trabzon nedir? Bayrak buraya. O da bir Trabzon. Cahit Bey buraya. O da bir Trabzonlu'dur. Ve onlar da milletvekilleri zaten bu işin ister istemez sorumluları. Ve Hazine Maliye Bakanımız Berat Bey, o da bir Trabzonlu. Başka kaldı mı? Bir ben kaldım. Dolayısıyla inşallah hadi delikten hakikaten şimdi Konya'dan burası 25 kilometre. Ama saat olarak biraz fazla zaman alıyor. Fakat şimdi buraya tabii en kısa zamanda Ulaştırma Bakanı Cahit nerede? Cahit, buraya en kısa zamanda bir defa bir heliport yapmanız lazım. Ne demek istediğimi anladın. Yani bir helikopter pisti. Şimdi buraya havalimanından icabında helikopterle gelecek, ben iş adamlarının olacağına inanıyorum. Buraya gelecekler. E şimdi biz de burada bugün şöyle iki helikopterin inebileceği yer olmuş olsa ne yapardık? Helikopterlerle buraya inerdik. Bu da bir işarettir. Şimdi biz bu işaret fişeğini de inşallah vermiş olalım. Bu adımı da atalım. Çünkü Ulaştırma Bakanımız, o da zaten bu işlerin piri ve bunlar da çok çok yüksek yatırım değil. Hemen bunun adımını atıp ve buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımız zaman göreceksiniz, iş adamları helikopterleriyle gelecek, icabında hafta sonu iki gün, üç gününü burada geçirecekler. Bu adımları da atmamız lazım. Gerek valimiz, gerek bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız, Konya aynı şekilde ilçe belediye başkanımız, onlar da üzerine düşenleri yaparlar ve biz de bu adımı inşallah hep beraber atmış oluruz. Turizmde biliyorsunuz bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye? Zaten Doğu Karadeniz şu anda turist kaynıyor. İnanıyorum ki şu anda bu yaylardaki konaklama başka olacak. Ama bizim Trabzon merkezde de otellerimizi ne yapmamız lazım? Artırmamız lazım. Valimizle de gelirken yolda bol bol bunları konuştuk. İnşallah otellerimiz ne kadar artarsa turistler çok daha fazlasıyla Trabzon'a gelecek. Hele hele bu yayla evlerini gördükleri zaman da durum çok daha farklı olacak. Ve bana verdiğiniz bilgi notlarında 12 ay burada çalışabilir havası var. 12 ay olduğuna göre
durum çok daha farklı olacaktır. Ben şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah bereketi bol olsun. Tekrar muvaffakiyetler diliyorum ve tüm turizmdeki girişimcilere de burasının bir örnek olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve râgıbetun lil mütteqin ve lâ udvâne illâ ala zâlimîn ve salâtu ve selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya rabbel âlemin Allah'ım. Bu güzide müessesemizin buraya tesisinde emir ve iradesini, izin ve müsaadesini gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkilileri daima ebediyen hizmetlerini daim ve kaim eyle. Onları her iki cihanda aziz eyle. Bu müessenin buraya tesisinde medeni cesaretini gösteren Sun Hanımefendi ve Atilla Ataman kardeşimizin bu bedeni cesaretinden dolayı kendisini kutluyoruz. Allah'ım bu vesileyle kendilerine nedamet değil, hoşluk ve memnuniyetler ihsan eyle. Lahi ya Rabbel Alemin, bu güzide müessemizi İlahi kıyamete kadar daim ve kaim eyle, güzel hizmetler vermeyi şümletimize nasip ve müesser eyle. El-Fatiha. Bugün malum 3 tane şehidimiz var. Bir tanesi Trabzonlu şehidimiz. Cenaze namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. Ve 2 şehidimiz farklı illerden, yaralılarımız var. Ama 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda onları da öldürdük. Çünkü şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Allah razı olsun. Süleyman kardeşimiz de bu işi yakın takipte tutuyor. Savunma Bakanımız aynı şekilde. Bütün silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimiz hepsi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah şehitlerimize rahmet, peygamberimize komşu eylesin inşallah. Kardeşlerim bu vesileyle şimdi de kordeleyi kesiyoruz. Duamızı yaptık. Ya Allah, Bismillah.